Eyvallah, siz nasılsınız? Gel abi. Bizler de çok teşekkür ederiz. Abi gel arkaya, dikkat edelim. Engin Bey, başınıza kötü bir olay gelmiş, bir yardımda bulunmak isterken bizi bir aydınlatır mısınız o konuda? Eski bir olay aslında yani. Yeni gündeme geldi. Evet, yeni gündeme geldi. 1,5 yıllık bir olay. Yani ben de yardım edeceğimi zannettim. O yüzden de parayı yollamıştım. Meğer dolandırılmışız aslında. Tekerlekli sandalye için. Evet, evet, evet. Ama dolandırılmışız. Olur böyle şeyler. Keşke faydalı bir yere gitseydi tabii çok ki. Çok üzücü yani. Bir olay. Acaba ondan sonra böyle hayata bir bakış açınız değişti mi? Mesela yıllar önce buna benzer ben de bir şey yaşamıştım. Uzun süre cidden kendime gelmedim. Yok yani sonuçta niyet önemli. Olabilir böyle şeyler ama iyi niyetli de olsanız araştırmanız lazımmış. Onu bir kez daha öğrendik yani. Sosyal medyada çok oluyor bir de böyle çok fazla dolandırıcı. Siz çok aktif kullanmıyorsunuz ama bayağı bir takipçi kitleniz var. Evet var. Başka böyle geliyor mu mesajlar etkileşim? Vallahi hiç bakmıyorum ben sosyal medyanın o direkt kısmı, benim hiç baktığım bir yer değil. Çok da takip ettiğim bir şey de değil. Ara sıra öyle vaktim olursa giriyorum bakıyorum ama çok... Siz daha aktif kullanıyorsunuz. Ben evet. Başım bir yandan hazırlıkta da o yüzden evet, diyeceğim. Yeni bir hazırlığı. Ya benim bir yeni bir iş oluşumum var. Hem kozmetik hem gıda takviyesi işim çıkacak. Onunla ilgili kullanıyorum evet. Ne zaman göreceğiz? Ne zaman Temmuz'da. Sunum? Temmuz ayında. Evet, Temmuz'da. Reklamlarda kim olacak? İşinizde profesyonel bir çalışma girer misiniz? Mesela olur mu böyle? Olabilir, neden olmasın? Kendisiyle profesyonel olarak görüşeceğiz bu konuyu. Dizi başlıyor galiba yakın aynen, zamanda. Ne aynen. Zaman yeni yayın döneminde mi? Yeni yayın döneminde. Biz çalışmaya başladık. Zorlu bir süreç. Çok yapılmamış bir iş. Denizde geçen bir işi yapmak gerçekten çok güç. Ama biz çalışmalara başladık. Devam da ediyoruz. Herhalde Eylül ayında kanal daha net bir açıklama yapacaktır ya da yapımcı. Ama herhalde Eylül ayında... Çekimler başladı değil mi? Biz başladık. Kaç başladık. Bölüm hazır? Yani birinci, ikinci bölümü biz çekiyoruz aslında şu anda. Ama yani o sürece kadar biraz stok da edinmiş oluruz. Dediğimiz gibi kış şartlarında çok zorlu olacak bir iş çünkü. Bakalım elimizden geldiği kadar. Sizin aslında antrenmanlı olduğunuz bir konu. Evet yani en azından. Tarihi kahraman karakterlerimiz bu biraz daha deniz ağırlıklı olacak. Evet ama en azından koreografi sahnelerine idmanlıyım aynen. Aynen. Nasıl hazırlandınız peki? Yani çok kitap okuduk tabii, hani dönemle ilgili çok araştırma yaptım. Onun dışında da aslında her oyuncunun yaptığı gibi senaryo üzerinden, tekst üzerinden. Barbaros Hayrettin Paşa. Ben Oruç Reis'i oynuyorum. Oruç Reis'i oynuyorum yani. Barbaros Hayrettin Paşa'nın abisi aslında. İlk denize açılan ve hani evet, o işlere başlayan. Keyifli rol. Çok güzel partnerlerim var. Çok gerçekten yetenekli partnerlerim var. İyi olacağını umut ediyorum. Bakalım. Oyuncularda son olarak sorayım. Gideceksiniz belli geleceğiniz var. Şöyle böyle üst üste benzer roller gelince genelde böyle acaba hani kabul etmesem mi gibi bir şey oluyor. Yıllarca biz duyduk röportajlarda bunu. Hiç böyle bir şüphe düştünüz mü? Evet, aslında ben de araya başka bir iş aldım. Denedim başka da bir şey. Ama yani bu aralar bu tarz işler çok fazla. Ve hani gittikçe de hani bizde öyledir. Bir iş tuttuğu zaman arkası gelir o işlerin. Ve şu anda da böyle roller oynamaktan zevk alıyorum gerçekten. Hazır zevk alıyorken de oynamaya devam edeyim biraz daha. Ya bir de güncel bir şey soracağım. Bunu herkese soruyorum anket gibi. Hülyam Şen'in bir açıklaması vardı. Zenginlik başa bela, zenginlik öyle göründüğü gibi güzel bir şey değil gibi bir açıklaması var. Siz buna nasıl bakıyorsunuz bu bakış açısına? Yani zorlukları, mesela varlıklı olmanın zorlukları nelerdir diyebilirim. Vallahi hiçbir fikrim yok. Nasıl bakacağımı bilmiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bildirdi beni diyorsunuz. Çok komik peki, gerçekten. Çok sağ olun. İyi günler. Kolay gelsin. Engin Bey, bir fotoğraf alabilir miyim gazeteci arkadaşlarım için? Beraber alayım lütfen.